Bugün sizlere mikropları ve zararlarını anlatacağım. Mikroplar... Babişko, iyi çalıştın değil mi? İyi ezberledin mi? Merak etme, dersime iyi çalıştım. Güzel bir konuşma olacak. Zeytin, zeytin nerede? Hop, zeytin! Hop, günaydın! Günaydın zeytin. Limon, ne bu hal? Süs püs, saç baş. Sunuculuk yapacağım. Tabii ki süslenmem gerek. Her şey hazır. Değil mi babişko? Sen hiç merak etme. Bugün okulun en popüler kızı sen olacaksın. Popüler mi? Popüler. Yapmasana zeytin. Hadi babişko, gidelim artık. Biraz sakin olur musun limoncu? Endişelenme, her şey kontrol altında. Ama ya bir şeyler ters giderse? Ne ters gidebilir ki? Eyvah, hıçkırık tuttu. Geçer ama birazdan, hıçkırıktan ne olur? Geçmez, benim hıçkırığım 3 gün geçmez. Bir seferinde hıçkırık çorba kafama geçmişti. Bunu ben de hatırlıyorum. Bir seferinde de sevgiliden büyüyecek. Bir seferinde de dondurma... Dondum! Ay! Eyvah! Rezil olacağım! Rezil olacağım! Bakıyorum çok eğleniyorsun. Halbuki ben okula rezil olacağım. Tamam, ben şimdi hallederim. Sunucu sen misin? Evet sunucuyum. Ne olmuş yani? Korkuyorum çıt çıt. Çok korkuyorum. Ne yapacağız zeytin? Baksana babişko bile korkuyor artık. Bence yeteri kadar korkmuyor. Hıçkırığı korku geçirir. Ve babişko korkmalı. Evet babişko korkmalı. Çok da korkmamalı. Ne yapmalı? Ne yapmalı? Buldum. Kostüm deposu. Ay. Ne yapacağız? Çıt çıt kızı bütün okullar rezil edeceğim. Bir sakin ol. Sen ezberlemeye devam et. Ben sana bir çay getireyim. Bu da nereden çıktı şimdi ya? Neler oluyor? Amanın ya! Siz miydiniz yahu? Ben de korkudan küçük dilimi yutacaktım az daha. Babişko'nun hıçkırığı gitmiş. Evet, gitmiş. Harika! Hıçkırık kesildi. Bir dakika. Ne diyordu zeytin? Hop hop mikrop, kop mikrop. Hop hop mikrop, kop mikrop. Hop hop mikrop, mikrop. Eyvah. Eyvah. Geliyorlar. Mahvoldum ben. Ne yapacağım? Sızlanmayı bırak limon. Ne o öyle prenses gibi? Prenses mi? Buldum. Geçen seneki Prenses Canavara Karşı tiyatrosunu hatırlasana. Nasılım ama? Çok korkunç oldun zeytin. Babişko bu defa kesin korkacak. Hadi gidelim. Sen ne komiksin zeytin. Hıçkırık geçsin diye kılık değiştirip mikrop ol. Ama ben canavarım, mikrop değilim ki. Basbayağı bir mikrop olmuşsun zeytin. Üstelik de çok komik bir mikropsun. Ama ne yazık ki bu mikrop da işe yaramadı. Limonu rezil edeceğim. Okula, kızıma layık olamayacağım. Ama sen dünyanın en komik hıçkıran babişkosusun. Sen bir hıçkırdın mı bütün mikropları korkutursun. Hey, hop hop mikrop, kop mikrop. Buldum. Ne yapacağız? Sen de babişkoyla sahneye çıkıyorsun Zeytin. Nasıl? Niye ki? Sağ olun. Bu akşam bizlere mikropları anlatmak üzere bir gönüllü sağlıkçı var aramızda. Şimdi alkışlarınızla konuşmacımız Babişko. Şimdi de karşınızda mikrobumuz Böç. Bugün sizlere anlatacağım. Bizleri hasta etmek için uygun zamanı kollarlar. Mikrobumuz vücuda girer ve sinsi dolaşır. Ama bağışıklık sistemimizi güçlendirirsek, aşılarımızı zamanında olursak, vücudumuzdan hayvan atarız. Evet, gecemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalın. Zeytin beni yakalayamaz ki. Zeytin beni yakalayamaz ki. Yakalarım. Çocuklar. Ne yapıyorsunuz siz öyle? Spor yapıyoruz anne. Öyle spor mu? Hop buraya, hop buraya. Başım döndü valla. Çok alerjimiz var Çıtçıt teyze. Madem öyle, hadi bir koşu tavan arasına gidin de benim oklavamı bulup getirin. Enerjiniz boşa gitmesin. Tamam anne. Burası ne kadar karanlıkmış böyle. Annemin oklavası nerede acaba? Bak, burada mutfak malzemeleri var. Kesin bu kutunun içindedir. Bakayım. Lan bu değil. Bu da değil. Buldum bu. Hadi inip oyun oynamaya devam edelim. Tamam. Vay canına. Bu da ne? Bir madalya. Madalyama bakayım. Üzerinde de babamın resmi var. Sence bu madalyayı nasıl kazanmış olabilir? Kesin bir spor dalındandır. Ödüllü sporcu Babişko. Harika. Demek ki babam başarılı bir sporcuymuş. Muhteşem. Süper yapıp babam gibi ben de madalya alacağım. Bu harika bir fikir Limon. Ben de senin antrenörün olurum. Tamam. Hangi sporu yapsam acaba? Bakalım bu konuda çok ama çok yetenekli misin? Umarım öyleyimdir. At bakalım topu. Oy. Gol. Tamam. Tenis olsun o zaman. Kesin çok iyisindir canım. Vurdum. geçelim. Hayır, ben eminim. Kesinlikle çok iyi yaptığım bir spor dalı var. Sadece henüz hangisi olduğunu bilmiyorum. Anlat. Hissediyorum. Bu sefer başaracağım sanki. Aa! Bunu becerebileceğine eminim. Hem golf çok eğlenceli bir spor. Bence de. Hazır mısın? Hazırım. Gitti golf topum. Kesin senin sporun bu limon. Sırıkla atlama. Bak göreceksin. Kesin bu. Emin misin? Eminim. Hadi limon, göster kendini. Hadi hadi. Limon, ne oldu? Neden suratın asık tatlım? Nasıl olmasın babişko? Senin gibi bir sporcunun kızıyım. Ama hiçbir sporu beceremiyorum. Benim gibi mi? Sporcu mu? Ha? Evet. Sabah tavan arasında madalyanı gördüm. Baban o madalyayı bir spor dalından almadı ki Limoncuğum. Peki neden aldı? Şeyden... Bir tür zeka oyunu diyelim. Satrançtan mı? Evet, onun gibi bir şey işte. Yazlıktaki tavla turnuvasını kazanmıştı baban. O gördüğün onun madalyası. Hadi bakalım kemik. Hoppa! Evet, işte bu. Sahi mi babişko? Yani başarılı bir sporcu değil miydin? Tavla da bir nevi spor sayılır. Tamam, belki iyi bir sporcu değildim ama iyi bir tavlacıydım. Bileği az çalıştırmadım o turnuva için. Sana uygun sporu buldum Limon. Boks. Boks mu? Yok yok, biraz dinlenmek istiyorum. Sen hala küvette misin Limon? Dünyanın suyunu harcıyorsun. Eyvah! Eyvah! Dünyanın suyunu bitirdim gerçekten. Hep benim yüzümden. Sular gitti. Babişko! Boru tıkandı herhalde yine. Bir bakar mısın? Tamam, bakarım. Hadi ama, sular kesildi. Çabuk ol. Limon, yeni teleskopum geldi bak. Akşam ayı seyredeceğiz. Babişko, dünyada su kalmamış, sen ay diyorsun. Benim gidip su bulmam lazım. Dünyayı kurtarmam lazım. Sopanın ucu titrerse su var demekmiş. Hadi titre, titre. Gezegende su bitiyor Zeytin. Bilmem farkında mısın? Su arıyorum. O zaman yürü gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Aya. Mesela su aramaya. Hadi o zaman dünyayı kurtarmaya. Ay'a gidiyoruz. Çok heyecanlı. 10, 9, 8, 3, 2, 1, kalkış. Yazıktır bu suya. Gelme sakın Ay'a sonra aramaya. Aa, yağmur başladı. Ay'da su varmış. Baksana. Yağmur yağıyor. Limonu mu arıyorsun yoksa? Limon! Limon! Su getirin! Hadi! Hemen getiriyorum. Suyu bulduk anne. Ay'da su varmış. Bak. Suyu bulmuşmuş. Rüyanda bulmuşsun. Ama... Biz Ay'a gitmedik mi Zeytin? Sen söyle bari. Hem hüküm şeyi. Harcarsan boşuna, yazıktır bu suya. Gelme sakın Ay'a, sonra aramaya. Limon, hadi kurulan da salona gel. şeker değil. Top savaşı, ateş. Hop, hop. Ay, hoppa. Al bakalım. Hop, hoppa. İşte bir tane daha geliyor. Hop, ateş. Hop, ateş. Hoppa. Dikkat et, kardan adımıma gelmesin. Ha? Hop, ateş! Ateş! Hop! Hoppa! Ay! Ay! Ne yaptınız? Mahvoldum! Kardan adamımı mahvettiniz! Pardon, benim hatam. Bilerek olmadı. Özür dileriz. Özür kabul edilmedi. Siz görürsünüz kardan adamınızı. Görürsünüz. Sen üzülme kardan dostum. Ben seni hep koruyacağım. İyi ki yedek burun olmuşum. Dım dım burnuna havuç koydum. Çok tatlı kardan dostum. Sıkıldım dans etmekten. Hadi kartopu oynayalım. Hayır, ben kardan adamımla dans edeceğim. Ya ne kadar da önemliymiş bu kardan adam senin için. Nasıl olsa eriyecek. Ben kardan adamımın erimesine asla müsaade etmeyeceğim. Benim arkadaşlıklarım mevsimlik değil. Benim arkadaşlıklarım ömür boyu. Hey siz! Buraya bakın! Kardan adamı yakacağım. Çabuk Zeytin, çabuk! Ne çabuk çabuk? Siz görürsünüz, daha bitmedi. Mahvedeceğim o kardan adamı, mahvedeceğim. Mahvedeceğim. Eyvah, hava kararıyor. Ya bu gece biz burada yokken gıcık o kardan adama bir şey yaparsa? Madem bu kardan adam senin için önemli, biz de bunu önleriz. Zin 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 zin. Ha? Şuna bak, üstünü örtmüşler, anlamayacağım sanki. Zin 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 zin. Görürsünüz siz. Nihayet güneşli havalar geri geldi. Bu sabahtan itibaren hava sıcaklığı bütün yurtta 10 derece birden artacaktır. Eyvah! Arkadaşım kardan adam. Zeytin, yardım et. Arkadaşım eriyor. Çabuk çabuk. Hop. Ne yapıyorsunuz Limon? Kardan adamımı eve getirdik anne. Eve mi? Ne yapayım anne? Eriyordu. Kızım, evde de erir. Hiç kardan adam eve sokulur mu? Hem nereye koydunuz onu? Ha? Aa! Çıkarın çabuk bunu buzdolabından. Leğen getirin hemen. Hop. Hop. Hey. Hop. Anne, acil bir şey yapmamız lazım. Arkadaşım eriyor. Hayda, bu kardan adam ne arıyor içeride? Erir ki. Oh, son eridi işte. Ne yapsaydık babiş? Kutuplara götüremeyeceğimize göre. Hangisine daha çabuk gidecekse oraya yollayın. Ben buzdolabımı acil geri istiyorum. Yolda fişi takmayı unutmazlar değil mi babiş? Hiç merak merak etme. Limon, zeytinle sen de leğendeki suyu boşaltın. Evet. Kardan adama erimiş işte. Bu da size ders olsun. Sen öyle san. Dünyanın en şirin kardan adamını yapmıştım. Birileri kıskançlıktan bozdu onu. Ama benim de intikamım acı oldu. Zeytin koş. Kardan adamdan mail var. Ne oldu? Video yollamış. Ay ne güzel baksana şuna. Kesin ben kazanacağım, kesin. Neyi kazanacakmış ki Zeytin? İnternetteki şarkı yarışmasını anne. Kazanınca Bini Bom konseri öncesi sahneye çıkacak. Ay çok heyecanlı. Müzik dünyası yeni bir stara kavuşacak. Ve bu hayatımın dönüm noktası olacak. Zaten bir bere bir de gözlük takınca aynı Bini oluyor. Çok benziyor. Bini de kim? Anne tanımıyor musun? Kili, Deni ve Bini. Bini Bom grubunun üyeleri. Çok ünlüler. Zeytin kazanınca ben de onlarla tanışacağım. Öyle şekerler ki en çok da Bini. Oh, bırak şimdi Bini. Hadi hemen yollayalım şu videoyu. Hadi Limon. Benim kurabiyelerden de yollayın, şansınız artar. Ay Zeytin çok meşhur olacaksın. Ha? Tabii ki müzik benim işim. Bekle beni sahne ışıkları. Zeytin geliyor. Seni aklıma koydum. Bum bum bum. Ben kimim? Bum bum bum. Seni aklıma koydum. Yok artık, bir de sahneye mi çıkacakmış bu? Ben kimim? Bum bum. Zeytin, Bini Bom'un stüdyo kazanını açıklıyor. İnanamıyorum. Kazanamamışsın. Eyvah. Sahne kariyerim bitti. Fırsat kaçtı. Trajedi. Felaket. Bini. Bu iş burada bitmeyecek. Ben bu sahneye çıkacağım ve ünlü olacağım. Müzik benim işim. Hop, durun bakalım. Söyleyin çabuk, kimsiniz siz? Ha, bizimkiler yemek sipariş etmişti, doğru ya. Düz ilerleyin, sağdaki kapı. Bom, bom, bom! Seni aklıma koydum! Dostum, sen de kimsin? Bu Zeytin. Arkadaş şarkıcı olacak da. Ben de Limon. Sen de Bini, değil mi? Kurabiye almaz mıydınız? Bize mi? Evet, size. Çıt Çıt teyze gönderdi. Hem de fıstıklı. Beninin fıstık alerjisi. Olamaz. Şimdi ne olacak? Ne yapacaksınız şimdi? Benisiz olmaz. Şu hale bak, canavar gibi oldun. Olsun, sen benimle de çok tatlısın. Evet, konseri iptal etmeliyiz. Gitti artık şımarıklığınız. Sahneye çıkmazsanız $1 milyon tazminatı ödetirim size. Oyun mu oynuyoruz? Kiminle uğraşıyorum? Şunlara bak. $1 milyon mı? Beni yerine ben çıkayım. Ben 3 aydır çalışıyorum. Bum bum bum. Aslında bayağı Beni'ye benziyor. Bak bir bere ve gözlükle aynı Beni gibi olmuş. Hayır, buna izin veremem. Kusura bakma dostum. Başka şansımız yok. Sahneye zeytinle çıkıyoruz. Oley! Müzik benim işim. Sahneye çıkıyorum. Paniğe kapılma. Bizi taklit et yeter. Aklımı kaçıracağım. Bu nasıl bir rezalet böyle? Ben bu işin olmayacağını size zaten söylemiştim. Bir soytarıyı çıkardınız benim yerime. Hep benim yüzümden. Mahvettim şovu. Herkesi kendime güldürdüm. Demek müzik benim işim değilmiş. Şuna bak. Hala müzik diyor. Zeytin üzülme ne olur. Beni sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Söyler misin? Bunu bana nasıl yaparsınız? Kandırdınız beni, mahvedeceğim sizi. Ama bizi... Bir dakika, geliyorum.